Daha doktoru göremedik. Kapıda bekliyoruz. Emir'in olup bitenden haberi yok okulda. Cemil alırdı onu hep. Şimdi onu göremezse korkar. Sana zahmet, benim oğlanı bugün sen alıver okuldan. Sağ ol. Allah razı olsun. Ne oldu? Kendine geldi mi abim? Doktor bey yanınıza gelecek. Gerekli bilgileri o verir size. Ya gözünü açsa mı? Bari onun için bir şey söyleseniz. Kusura bakmayın, biz bilgi veremiyoruz. Doktor bey şimdi gelir. Allah'ım. Hançer! Almıyorlar ya içeri. Doktor gelinceye kadar sabredeceğiz, mecbur. Meryem. Ah, geçmiş olsun. Nesi varmış Cemil'in? Kimse bir şey söylemiyor ki. Burada böyle elimiz kolumuz bağlı duruyoruz. Evin önünde ambulansı görünce şaştık kaldık. Ne olduğunu anlamadık ki. Ambulansı ben çağırdım. Ne oldu? Evin önünde mi bayılmış abim? Evin camını siliyordum. Lüks bir araba hızla geçiverdi. Kim o diye arkasından baktım. Sizin damat indi içinden. Bir şalımla öyle hızlı hızlı eve gitti. Benzetmiş olmuyorsun. Bizim mahallede öyle adam mı var? Kime benzeteceğim? Kapıdan girmesiyle çıkması bir oldu. Suratı da beş karış. Öyle görünce meraklandım tabii. İşi gücü bıraktım, hemen size geldim. Cemil abi kapının önünde öylece uzanmış yatıyordu. Dedim ben ona, dedim. Benim abim, canım, ciğerim dedim. Dedim ben ona. Hançer! Bir olayı anlasaydık hançer! Develioğlu Holding avukatının ikazı ve aldığımız bilgiler doğrultusunda Cihan Develioğlu hakkında yaptığımız haberin asılsız olduğu ortaya çıkmıştır. Haber kaynağımız tarafından yanlış bilgilendirildiğimizi tespit ettik. İlgili haberi sitemizden kaldırdık. Siz değerli okurlarımıza yanıltıcı bilgi verdiğimiz için üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. İlgili haberde adı geçen Cihan Develioğlu'ndan da ayrıca özür dileriz. Çok şükür kaldırmışlar haberi. Ben dedim size Cihan halleder diye. Bak hemen halletmiş. Özür yazısı da yazmışlar. Okuyan okudu zaten. Bu özrün ne faydası olacak ki? Baksana şuna. Küçücük bir paragraf. Doğru düzgün fark edilmiyor bile. Küçük bir haber sitesi. Kimsenin göreceğini sanmıyorum Beyza. Bir iki saat içinde kaldırdılar zaten haberi. Bu kadar basit mi Sinem? Sen galiba burada olanların farkında değilsin. Bu meseleyi daha fazla uzatmaya gerek yok Beyza. Hayır. Beyza haklı. Öyle birkaç satırla olmaz. Durmadan sineye çekmemizi istiyorsunuz bizden. Daha ne kadar hoş görelim? Size hoş görün demiyoruz Nusret. Biz de hoş görmüyoruz zaten. Gereken neyse yaptık. O yerebatasıcı haberde benim de oğlumun adı geçiyor. Ben senden daha çok rahatsız oldum. Kimse ama hiç kimse Beyza'dan daha fazla rahatsız olamaz. Yaptığı fedakarlığın karşılığı bu mu? Biz bu evlilik için böyle mi anlaştık? Sen bana böyle mi söz verdin? Sinirle konuşulan laftan hayır gelmez. Sakinleş, sonra konuşuruz. Konuşacak bir şey mi kaldı? Kızımı rezil ettiniz. Bu evde böyle bağırılıp çağrılarak konuşulmaz. Mine korkmuştur. Git çocuğun yanına. Peki anne. Ne yapıyorsun Nusret? Bir de gelinimin yanında. Bir daha bana onun yanında böyle konuşma. Benim bardak taştı artık. Senin itibarını düşünecek halde değilim. Toparla kendini. Sinem'in hiçbir şeyden haberi yok. Sırrımızı açığa mı çıkaracaksın? Bak kızım, sana ne söz verdiysem hepsi geçerli. Her şey bebek için. Hiçbir şey değişmedi. Senin için bir şey değişmemiş olabilir. Ama bizim için değişti. Bir sus. Ben gelinimle konuşuyorum. Bundan sonra bu konuyu benimle konuşacaksın. Kızımın saflığından, iyi niyetinden yararlanıp aklını çelmeye niyetlenme. Sahipsiz değil benim kızım. Çizgi yaşıyorsun Nusret. Lafına, sözüne dikkat et. Bırak bu valide sultan tavırlarını. Bu sefer işe yaramaz. Fitil ateşlendi bir kere. Bugün kapansa da
Yarın yine açılacak bu mevzu. Cihan o kızı bırakacak. Kimi alırsa alsın umurumda değil. Ama o kızı bırakacak. İşte o kadar. Efendi bir dakika. Buraya bu şekilde giremezsiniz. Ne yapıyorsunuz siz? Hanımefendi bir dakika. Abimden ne istiyorsun? Serap'ın yengeni olamadım. Dokunma bana. Bırak. Senin derdin ne abimle? Buyurun Nusret Bey. Sehpaya bırakıver. İstemiyorum. Değil kahve. Su bile içmeye halim yok. Açmıyor Cihan Bey. Sabah adam yerine koyup yüzüme bakmadı. Şimdi de telefonu açmıyor. Kahvemizi içelim. Engin'den aldık haber zaten. Kızın abisinin iş güzarlığı. Cihan adlerini bildirmiştir. Daha neyin tasasındasın sen? Bugün bunu yaptılar. Yarın başka bir saçmalık yapmayacakları ne malum? Cihan attıkları her adımı nasıl kontrol edecek ki? Bugüne kadar Cihan ne istedi de yapamadı. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Bebeği kucağımıza aldık mı o kızla işimiz bitecek. Yok abla. Bu sefer bu iş senin planladığın gibi olmayacak. O kız yabani bir at gibi kendi kafasına göre koşturup duruyor. Sen onu dizginleyemezsin. Erkek evlat doğurunca iyice canavarlaşacak. Cihan'ı avcunun içine alacak. Orada dur. Cihan öyle bir adam değil. Gördük nasıl biri olduğunu. Bugün tanıdık. Ben lafımı söyledim. O kızı istemiyorum. Hiç öyle konuşup beni kandırmaya, ikna etmeye çalışma. Söyle oğluna, o nişanı atsın. Söylemiyorsan... Ben söylerim. Yapma Nusret. Cihan'ın oyunu bilmiyormuş gibi. Ters teper sonra. Gerek yok baba. Bırak. Ne olacaksa olsun. Bu sefer senin söylemen ne dedi? Bu iş artık Cihan'la benim aramda. Çöpsüz üzüm dedik, geldiğimiz hale bak. Daha gölgesi eşeğe düşmeden başımıza ne işler açtı. Of! Sana bir soru sordum. Cevap bekliyorum. Arkadaşlar, toplantıya daha sonra devam edelim. Tabii. Biz çıkalım. Hadi cevap versene. Ne işin vardı evimizde? Abini uyarmaya geldim.
O akşam çektiği fotoğrafı sosyal medya yüklemiş. Sitenin biri de almış, saçma sapan haber yapmış. Abim mi paylaşmış? Bu mümkün değil. Hayır, o vermemiş tabii. Ama benim fotoğrafımı paylaşmaması lazımdı. Ben... Sen anladık, sen Cihan Develioğlu'sun. Bu kocaman dünya senin etrafında dönüyor değil mi? Konuyu çarpıtma. Neden bahsettiğimi gayet iyi biliyorsun. Seni uyardım. Abini kontrol et. Yeter! Benim abimin adını sakın bir daha ağzına alma. Duydun mu beni? Sakın. Bu çocukça öfkeni yatıştırmayı beceremeyeceksen konuşmamızın bir anlamı yok. Çıkan haberi sormadım bile. İkimizin adını karalayan yalan yanlış yazı yazmışlar. Orada ne yazdığının benim için hiçbir önemi yok. Eğer benim buram temizse gerisi umurumda olmaz. Ben sıradan bir insan değilim. Benim bir çevrem var. Sen, senin işin, senin paran. Ama şunu sakın unutma, benim de bu hayatta bir tane abim var. Ve ona bir şey olursa bütün dünyayı yıkarım, anladın mı beni? Buraya senin yaptığın gibi seni uyarmaya geldim. Eğer bir daha abime zarar verecek bir şey yaparsan, bütün dünyanı başına yıkarım. Yenge? Hançer hemen gel. Ne oldu yenge? Konuşacak dermanım yok. Ne olur hemen gel. Yenge... Hoş geldiniz Nusret Bey. Ne işi var o kızın burada? Birkaç gündür gelip gidiyor. Az önce de geldi, bağırdı, çağırdı, sonra çıkıp gitti. Demek öyle. Dayı, şimdi değil. Hep senin dediğin oluyor yeğen. Bu işte bir sakatlık yok mu? Deseniz ki kırmızı kiremitli güzel bir ev gördüm. Pencerelerinde saksılar, çatısında kumrular vardı. Bir türlü gözlerinin önüne getiremezler bu evi. Ama 100.000 liralık bir ev gördüm diyeyim. Bakın nasıl. Aman ne güzel ev diye haykıracaklardır. Anne, Nusret dayı neden amcama kızdı? Bilmiyorum canım. Hem zaten bu konu bizi ilgilendirmez. Biz kitabımıza devam edelim. Kızmadı, üzüldü. Cihan amcan hakkında yalan yanlış haber yazmışlar. Amcan da onların ağzının payını verdi. Ne yazmışlar ki? Cihan amcanın yapmadığı şeyleri yazmışlar. Cinderella için de mi yalan şeyler söylemişler? O kız nereden geldi aklına şimdi? Nusret dayı Cinderella'ya da kızdı. Duydum ben. Ben çocuk duymasın diye uğraş verirken sayende laf dinleye ekemiş avrata döndü bu çocuk. Artık büyüdün. Evde olan biteni hiçbir yerde anlatmak yok. Bunu sakın unutma. Hele okulda asla. Unutmam. Şu dağınıklığa bak. Annesi tertipli olmayı öğretmiyor ki.
Ben artık resim yapmayacağım babaanne. Bana örgü öğretir misin? Tabii. Bak şimdi gözüme daha çok girmeye başladın işte. Anneciğim, neden öyle bir şey söyledin? Hem sen resim yapmayı çok seversin. Sen üzülme diye anne. Resim yapıyorum diye babaannem sana kızıyor ya. Sen aldırma ona, tamam mı? Resim yapmaya devam et. Çünkü ben senin resimlerine bakınca çok mutlu oluyorum. Hem örgü yapmak da kötü bir şey değil. Onu da öğrenirsin. Bir yandan örgü örer, bir yandan resim yaparsın. Tamam mı benim canım kızım? Önce söyle bakalım. Ne işi var o kızın burada? Odana gelip basıyor, bağırıp çağırıyor. Ne ara tepene çıkardın bu kadar? Dayı, ne dediğini bilmiyorsun. Git, sonra konuşuruz. Sana söylüyorum, beni dinleyeceksin. O kız aile şerefimizi iki paralık etti. Ve sen hala tahammül ediyorsun. Kime nasıl davranacağım seni ilgilendirmez dayı. O meseleyle ilgili ben gerekeni yaptım. O konu kapandı. Bitti gitti. Yok. Bu sefer kapanmadı Cihan Efendi. Bu hayatta çiğnetmeyeceğim tek bir kırmızı çizgim var. Kızımın haysiyeti. Ve o çizgi çoktan aşıldı. Bu anlaşma bitti benim için. Üstü kapalı konuşmaları sevmem. Açık açık konuş. O kızla evlenmeyeceksin. Bu evlilik olmayacak. Kim engel olacak? Bak, bugüne kadar hep kolladım seni. Ama tepem bir atarsa yapabileceklerimi hayal bile edemez. Ve o raddeye çok az kaldı. Keyfine bak dayı. Canın ne istiyorsa onu yap. Çünkü ben öyle yapacağım. Eyvallah. Abi. Kardeş de geldi için. Abi. Gel. Ona bir şey olmadı değil mi? Bilinci açık. Daha iyi. Ancak hastalık ilerlemeye devam ediyor. Kas kaybı hızlanmış. Onun haberi yoktu hasta olduğundan. Söylemediniz değil mi? Ben muayene ettiğimde yeni yeni kendine geliyordu. Konuşmadık. Hiçbir zaman söylemeseniz olur mu? Kaldıramaz o böyle büyük çünkü. Çocuk gibidir o. 2 gram aklı ya var ya yok. Duysa üzüntüden çöker vallahi. Yaşam kalitesi ne kadar iyi olursa hastalık o kadar geç ilerler. Yemesi içmesi falan mı? En önemlisi üzüntü, stres, yorgunluk yaşamayacak. Bu tür hastalıklarda hastanın duygu durumu çok önemli. Görebilir miyiz peki? Sadece bir kişi. Fazla yorulmaması lazım. Geçmiş olsun. Hançer. Bu gidiş yokuş aşağı artık be kızım. Durdurmaya gücümüz yetmeyecek belli. Şu saatten sonra gaza basma bari. At şu imzayı da bitsin gitsin.
Dayınla bir problem mi var? Vardı da hallettik. Durumu netliğe kavuşturduk. En azından benim açımdan. Ama benim aklım o kızın haline tavrına takıldı. Ne cüretle benim odama geliyor? Belki bir derdi vardır. Bir derdi falan yok. Abisi haddini bilmiyordu. Haddini bildirdim. Sanırım biraz sert bir uyarı olmuş. Anlayacağı dilde desek daha doğru olur. Nasıl bir adamsa gitmiş kardeşini anlatmış. Öbürü de onun lafını dinlemiş. Gelmiş benden hesap soruyor. Demek ki abisi onun için çok değerli. Bak Metin abiyi nasıl sevdiğini hatırlıyorum. Birisi rahmetli abine bu şekilde davransaydı sen farklı mı davranırdın? Ellerimden kurtulamaz zengin. Bak gördün mü? Hançer de aynısını yaptı. En azından bir konuda birbirinize benziyorsunuz. Ha bu arada evraklar hazır. Az önce tartıştığın kadınla yarın nikah başvurusuna gitmen gerekecek. Baksana kız telefona. Önemli bir şey olmasın? Kimmiş? O telefonu açacaksın. Kafana göre davranmamayı öğreteceğim sana. Kız ne dedin de adama böyle arayıp duruyor seni? Duyunmayı hak ettiği ne varsa onu söyledim yenge. Abim altı üstü fotoğraf paylaşmış. Kimin eline geçtiyse, kim yaptıysa alıp haber yapmış. Bütün mesele bu. Ay eyvahlar olsun. Ben biliyordum böyle olacağını. Söyledim de ha, kurcalama şu telefonu dedim o kadar. Ne olduysa oldu yenge. Abimin suçu olmayan bir şey için böyle hesap sormaya hakkı yok o adamın. Kız sana bir haller oldu ha. Böyle esip gürlüyorsun. Karşında Cihan Develioğlu var. Mahalleden arkadaşınmış gibi nasıl konuşuyorsun böyle? O konuşuyor ama. Zengin diye böyle bir şey yapma hakkı var mı yenge? Koskoca iş adamı Cihan Develioğlu. Özel hayatının çarşaf gibi serilmesini istemiyordur belki de. Abin de, damat da suçsuz. Hepsi benim suçum. Cemil'in aklına ben soktum o fotoğraf işini. Elim kırılaydı da paylaşmayaydım. Kızacaksan bana kız. Şu an abim dışında hiçbir şey umurumda değil yenge. Hele bir göreyim. Hele bir elini tutayım, bir konuşayım. İçim öyle rahat edecek benim. Anam, arıyor yine. Kız ne dedin de adama böyle deli gibi arıyor seni? Ya bitti derse? Ya vazgeçerse nikahtan? Ne yaparız o zaman? Ama bak vazgeçerse verecek yine de o 5 milyonu değil mi? Sence ben abim bu haldeyken o adamın tek kuruşunu alır mıyım yenge? Ne sinirinden geçiyor, ne gururundan hançer. Daha cenazede başımıza çökecek o alacaklılar. Aa, bak yine arıyor. Ne olur aç da arayı bul be kızım be. Benim o adamla konuşacak hiçbir şeyim yok yenge. Tamam, ver ben konuşacağım. Ver. Hastanedeyiz dersek belki yumuşar, vazgeçmez nikahtan. Sakın yenge. O adamın bize acımasına ihtiyacımız yok bizim. Kızım, keskin sirke küpüne zarar. Abinin durumu ortada. Bugün değilse yarın. Allah korusun tabii ama eğer ona bir şey olursa bu borçlarda baş başa kalacağız. Ona bir şey olmayacak. İyileşecek abim.
Allah şifasını verecek. Ölmeyecek abim. Ölmeyecekse bile sürünecek senin yüzünden. Var mı ötesi? Aslan'ın yanına kim gelecek? O girecek. Daha durumu ayılmadı. Abisini görsün de aklı başına gelsin. Telefonu kapatarak benden kurtulamazsın. Hançere baktıysan yok onlar. Hastanedeler. Bir şey mi oldu? Bilmem artık. Cemil fenalaşmış. Kapının önüne yığılıp kalmıştı. Hemen ambulans atıp götürdüler. Hançerle Derya da hastanedeler. Tamam, sağ ol. Benim ilkinde çocuğum olmadığı için senin kardeşinle evlendim. Öyle kafandaki gibi bir aile olmayacağız, anladın mı? Sizinle akrabacılık oynamayacağım yani. Yeterince net mi? Şimdi niye böyle konuşuyorsun ki yani, ben anlamadım. Bu saçmalıktan bahsediyorum. Hala da anlamadıysan kız kardeşine sor. O anlatır sana. Ama şunu sakın unutma. Benim de bu hayatta bir tane abim var. Ve ona bir şey olursa bütün dünyayı yıkarım, anladın mı beni? Buraya senin yaptığın gibi seni uyarmaya geldim. Eğer bir daha abime zarar verecek bir şey yaparsan bütün dünyanı başına yıkarım. İyi misin abi? İyiyim. İyiyim de kolum kalkmıyor. Bayılınca üstüne düştüm galiba. Ya da bu serumdan. Yok. Kaldıramıyorum. Zorlama istersen. Ah be abi. Kafana taktın bu borç meselesini. Sıktın kendini. Evlilik de üstüne geldi. Benim şikayet ettiğim yok. Sen evleneceksin. Yuva kuracaksın diye ben çok mutlu oluyorum. Sen bana yük olur musun hiç? Borçları falan da kafaya takmıyorum zaten. Mahkeme nereye varacaksa varacak. Senin yuvana bir yerleştiğini göreyim. Ben her şeyi hallederim öyle. Öyle bir güç geldi bana. Ne oldu abi? Ne oldu? Tamam. Bir şey yok, öyle bir... Bir an bıçak saplandı ama... Geldi geçti, merak etme, iyiyim, gülmeyeyim. Abi bak, ne olur saklama benden. Ne oldu da sen bir anda düştün, öyle bayıldın? Bir şey yok ya, öyle... Öyle hava alayım diye duruyordum. Bir an gözüm kararmış. Öyle küt diye gitmişim. Ne oldu ben de anlamadım yani. İyi tamam. Ben çıkayım istersen. Sen dinlen iyice, olur mu? Tamam gülüm, tamam. Tamam.
Ne işin var senin burada? Abin için geldim. Yetmedi mi canını yaktın? Daha ne istiyorsun? Geçmiş olsun deyip gideceğim. Gel damat gel. Ben yorulmayayım diye öyle diyor hançer. Ne olacak kızım? Yattığım yerden iki lafın belini kıracağız. Hadi sen çık. Kız bak görüyor musun? O kadar laf ettin ama yine de gelmiş. Aferin damada. Sen mi söyledin hastanede olduğumuzu? Yok kız ben söylemedim. Seni üstüme sıçratır mıyım hiç? Nereden duyduysa gelmiş. Hatasını anladı demek ki. Yenge hatasını anlasa ne olur? Ben bu evliliği abim için kabul ettim. Ve şu anda abim o adam yüzünden bu halde. Abimin canına kasteden bir adamla asla evlenmem ben. Bitti bu iş. Ne? Ne diyorsun kız sen? Duydun. Çıksın ona da söyleyeceğim aynısını. Geçmiş olsun. Sağ ol damat. Ben biraz sert konuştum. Ama bu sosyal medya falan benim çok hoşlandığım şeyler değil. Beni tanıyanlar bilir. Bir de üzerine hakkımızda olur olmaz şeyler çıkınca ben çok gerildim. Kusura bakma. Ben grubu iptal ettim zaten. Laftan anlamayacak adam değilim. Ama öyle bir saf yanım var. Geç anlıyorum. Sen kusuruma bakma. Kız vallahi delirdin. Kız vallahi delirdin. Apır sapır konuşuyorsun. Hani abin içinde her şey? Sen hayır dersen ne olacak sanıyorsun? Alacaklar yakamıza yapışacak. Leş kargası gibi üstümüze çökecekler. Ben bir yolunu bulacağım. Bulacaksın. Sen söylediğine inanıyor musun sanki? Gelme üstüme yenge. Ben böyle bir adamla asla evlenmem. Hele bunca olaydan sonra bu taş kalpli adamla evlenmeyeceğim ben. Geçmiş olsun yenge. Geçmiş olsun yenge. Sağ ol. Allah razı olsun. Cemil nasıl? Durumu ağır dediler geldik. Allah gecinden versin de başına bir iş gelmese benim paramı sağlama almam lazım. Ne diyorsun sen be? Adam hasta hasta. İçeride canıyla cebelleşiyor. Sen hala gelmiş buraya borç diyorsun, para diyorsun. Sen ne kadar vicdansız, ne kadar utanmaz bir adamsın. Can düşmanı değilim sonuçta. Paramı istiyorum. Cemil alırken güzel güzel alıyordu. Öderken de adam gibi ödeyecek. Adam hasta hasta. Anlamıyor musun? Anladık. Cemil ödeyemezse borç sizin boynunuza. Onu bileyim de. Ya hala para diyor, hala borç diyor. Defol, defol buradan. Ayıp ayıp. Hastanede olacak şey mi bu? Biz de adam gibi geçmiş olsana geldin sandık. Yakışıyor mu sana kadınların üstüne yürümek? Hadi çıkıyoruz buradan. Rezil ettin bizi. O parayı ödeyeceksiniz. Cemil burada ölmese bile onu hapiste süründüreceğim. Tamam hadi çıkalım. Ter ulan. Hadi. Hadi çıkıyoruz. Hadi çık. Bak, vereceğiz paranı. Tamam. Bu kız yakında zengin biriyle evleniyor. Vereceğim paranı, kapatacağım senin o pis ağzını. Bak, hadi. Hadi gidiyoruz. Tamam hadi gidiyoruz. Bırak hadi beni. Dedim. Tamam, buraya tamam, kadar gelmişsin. Rezil herif. Gelinir mi buraya kadar? Hasta adam, hasta. Hadi, hadi kardeşim, hadi. Benim yapabileceğim başka bir şey varsa. Sağ ol damat. Zahmet edip buraya kadar gelmişsin. Gene de sonradan bir şeye ihtiyaç olursa çekinmeden ara. Bak, bu sefer kendin ara dedin. Daha fazla yormayayım ben seni. Tekrardan geçmiş olsun. Sağ ol damat. Allah razı olsun. Thank you.
Sen bir gelsene benimle şöyle. Hayırdır? Nereye gelecekmişim? Ben konuşacaktım seninle. Abim... Merak ediyorsan söyleyeyim. Biz abinle konuştuk, anlaştık. Yarın sabah başvuru için saat 9'da nikah tarihinde ol. Aferin. İpi de şöyle geçir. Şimdi çıkart. Aferin, böyle işte. Çok kolaymış. Kolay tabii ya. Öğreten olunca. Babaannesine çekmiş, marifetli torunum benim. Bir seferde hemen öğrendi bak. Sen böyle öğren, ben sana renk renk günler alırım. Yaşasın. Sana şapka yapmayı da öğretirim. Sen de bana şal örersin artık. Örerim. Aferin benim torunuma. Tabii ağaç yaşken eğilir. Bunları şimdi öğren ki ileride evin hanımı olduğunda zorluk yaşama. Anneme de kırmızı şal örerim. O kırmızıyı çok sever. Onu da sen bilirsin artık. O zaman ben de mavi isterim. Yaparım. Cinderella hangi renk ister acaba? Evet. Bugünlük bu kadar yeter. Hadi al bunları. İçeriye, odana. Çocuğun yanında o kızı mı konuşuyorsun devamlı? Yok anne. Niye o zaman ağzına doladı? İki lafın başı Cinderella. Ne bileyim, sevdi demek ki. Sıcak bir kız ya. Ne oldu Nusret? Burnundan soluyorsun. Cihan'la mı atıştınız yoksa? Benden önce başkası ayarı vermiş oğluna. Ne demek istiyorsun? Bilmece gibi konuşma. O kız gittiğimde şirketteydi. Ağzına geleni söylemiş Cihan'a. Gözü kimseyi görmüyordu. Çekti gitti önümden. Derdi neymiş ki? Nasıl cüret etti buna? Oğlun yüzünden. Huy değiştirdi senin oğlun, huy. Böyle bir şeyi ben yapsaydım... Kıyametleri kopartırdı Cihan. Beyza, sen de başlama şimdi. Hiç susturmaya çalışma. Beyza doğru söylüyor. Gittikçe yüz buluyor o kız. Aldınız elim ne oldum delisini, getirdiniz baş köşeye oturttunuz. Şimdi ceremesini hep birlikte çekiyoruz. Hançer öyle bir kız değil aslında. Yani saygısızlık etmez. Canın sıkan bir şey mi oldu acaba? Hançer hadi dış kapının mandalı.
Sana ne oluyor ha? Bu kızın bize ettikleri senin hoşuna mı gidiyor? Bak gelin, Metin'imden Yadigar, torunumun annesisin. Bugün hala bu çatı altındaysan bu yüzden. Yerini bil, üstüne vazife olmayan şeylere karışıp asabımı bozma benim. Biz elin kızını hadsiz derken evdeki hadsizler başımızı aşmış. Bak sana söyleyeyim abla. O kız daha eve girmeden ortalık karıştı. Yakında dirlik düzen kalmaz, haberin olsun. Sen de kapat artık şu konuyu Nusret. Konuşacağım ben Cihan'la, söz. Hallet o zaman. Benim yöntemlerim size uymaz çünkü. Hadi ağlama. Bu sefer çok gücüme gitti Beyza. İki gündür tanıdığın kıza arka çıktın diye sinirlendi. Dilinin kemiği yoktur halamın, biliyorsun. Bir de onu savununca iyice delirdi haliyle. Aslına bakarsan ben de kırıldım sana. Bu evde yıllardır birlikteyiz. Arkadaşım. Hatta kardeşim olarak görüyordum seni. Senin de öyle düşündüğünü sanıyordum. Zaten öyle. O zaman ona göre davran. O sinsi kızın aramızı bozmasına izin verme. Gün gelir, o gider, ben kalırım yine. Abim sen otur şöyle. Oh. İyi misin Cemil abi? Turp gibiyim. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Korkma lan. Bana bir şey olmaz. Senin damatlığını görmeden ölmem ben. Hadi sen de Cemil abini rahat bırak, dinlensin. Sen de git mutfağa bir şeyler atıştır hadi. Hadi abim sen de şöyle uzan istersen. Yok yok. Hastanede çok uzanıp dinlendim zaten. Hançer. Abi ne yapıyorsun? Niye kalktın? Dur dur. Bak burada bekle. Sana bir şey vereceğim. Bakalım beğenecek misin? Sen benim varım yoğum, kıymetli kardeşimsin. Öyle kiralık gelinlikle evlenmene gönlüm razı olmadı. Bak, etekleri de kuğu gibi. Beğendin mi? Abi sen neden yaptın böyle bir şey? Hem parayı nereden buldun? Ya
Nereden bulduysam buldum işte. Sen orasını boş ver. Sen beğendin mi onu söyle ha? Çok güzel. Hayatımda gördüğüm en güzel gelinlik bu. Hayallerimdekinden bile güzel. Amin. Sen mutlu ol yeter. Gelinlik ne ki? Ömrüm feda olsun sana gülüm benim. Abim. Seviyorsun Cihan'ı değil mi? Abi bu nasıl soru şimdi? Hadi git yat sen. Düşünme bunları. Doğru diyorsun. Hadi. Allah rahatlık versin gülüm. Sana da abi. Abim bile yatırdı kulaklarını. Cihan'ın eve geldiğini bile söylemiyor. Yok canıyla sana gelinlik bile almış. Ne çok istiyor seninle evlenmeni. Sen de duymazdan görmezden gel. Enge sen beni anlamıyorsun ki. Ben seni anlıyorum da. Sen beni anlamıyorsun asıl. Alacaklılar hastaneye kadar geldiler. Ölüm döşeğinde bile olsak... Umurlarında bile değil. Söke söke alacaklar o parayı bizden. Yetmezmiş gibi 5 milyonluk tazminatı da sırtımıza vuruyorlar. Kızım, bizim bu nikahtan başka kurtuluşumuz yok. İyi akşamlar. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Hiç adap erken bilmiyor bu kız. Öğrenecek gibi de değil. Kimden bahsediyorsun anne? Kimden bahsedeceğim? Gelin olacak o yol yordan bilmezden. İyice gemiyi azıya almış. Şirket basmalar ne demek? Sana bu saygısızlığı nasıl yapar? Haber çabuk uçmuş. Dayım sağ olsun. Dayına boşuna laf etme. Birazcık yetiştirmeye çalıştım. Ama sonuçta haklı. O da ailemizi düşünüyor. Bu kız bizim aileye uygun değil. Dayım kendini yormasın. Ben ailemi düşünürüm. Sana gelince... benden habersiz kimseyi ikna etmeye çalışmayacaksın. Benim kimseye borcum da yok, eyvallahım da yok. Üstelik senin canını sıkmaya kalkarsa bu söylediklerimi söylersin dayıma. Alo. Derya ablacığım geçmiş olsun. Ah canım, sağ olasın. Duydun demek. Sosyal medyada gördüm de. Ne oldu yoksa hançere bir şey mi oldu? Yok yok, hançerin bir şeyi yok. Cemil'in ufak bir baygınlık geçirdi de ama şimdi iyi. Anladım anladım, geçmiş olsun. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok sağ ol. Zaten damat hastaneye geldi, bugün eksik olmasın. Cihan mı geldi? Evet, biz duymasın, üzülür dedik ama... nereden duyduysa hemen gelmiş. Damadımız pek iyi, pek ilgili sağ olsun. Görgülü insanın hali bir başka oluyor değil mi?
Beyza'cığım. Orada mısın? Neyse tamam. Geçmiş olsun. Sağ ola. Bu dayı kızında da bir tuhaflık var ama. Hadi bakalım. Ay bu zenginlerin tek mili birden bir dengesiz ağır. Bunca şey oldu, hala vazgeçmedin. Sen vazgeçmezsen ben bir yolunu bulurum. Bak burada bekle. Sana bir şey vereceğim. Bakalım beğenecek misin? Sen benim varım yoğum, kıymetli kardeşimsin. Böyle kiralık gelinlikle evlenmene gönlüm razı olmadı. Bak, etekleri de kuğu gibi. Beğendin mi? Abi sen neden yaptın böyle bir şey? Hem parayı nereden buldun? Ya, nereden bulduysam buldum işte. Sen orasını boş ver. Sen beğendin mi onu söyle ha? Çok güzel. Hayatımda gördüğüm en güzel gelinlik bu. Hayallerimdekinden bile güzel. Sen mutlu ol yeter. Gelinlik ne ki? Ömrüm feda olsun sana gülüm benim. Yarın sabah başvuru için saat 9'da nikah tarihinde ol. İki ateş arasında kaldım. Tamam, bilmiyorum. Sen bana yol göster Allah'ım. Buraya senin yaptığın gibi seni uyarmaya geldim. Eğer bir daha abime zarar verecek bir şey yaparsan bütün dünyanı başına yıkarım. Sen bir gelsene benimle şöyle. Dayına boşuna laf etme. Birazcık yetiştirmeye çalıştım. Ama sonuçta haklı. O da ailemizi düşünüyor. Bu kız bizim aileye uygun değil. Kız Hançer, ben de geleyim seninle. Yenge ısrar etme, tek başıma gideceğim diyorum. Kız bana bak. Gidiyorsun ama içim hiç rahat değil ha. Son dakika vazgeçeceksin diye korkuyorum. Yenge üstüme gelme artık. Adımı sorsan söyleyecek halde değilim şu an. Tek bildiğim şey o imzayı atmakla ölmek arasında hiçbir fark yok benim için artık.
Saat kaç? 9:40. Çalıştır arabayı. Dur bekle. Evrakları alayım. Hanımefendinin evrakları. Yıldırım nikahı için başvuracağız. Mümkünse 2 gün sonra. Tabii bakalım. Ama maalesef bu imkansız. Nasıl yani? Takvim mi dolu? Hayır, ondan değil. Evraklarda bir sıkıntı var. Ne eksikse söyleyin, tamamlarız hemen. Eksik bir şey yok. Sorun başka. İstinaz süresinin dolup dolmadığını göremiyorum. Ben hiçbir şey anlamadım. Ne demek bu? Karşı tarafın itiraz hakkıyla alakalı. Karşı taraf derken? Yani kim neye itiraz edecek? Müsaade ederseniz ben açıklayayım. Eski eşimin itiraz hakkından bahsediyor. 15 gün önce boşandığım eşim.